A'dan Z'ye o zaman başlayalım konuşmaya. Kolajen nedir? Hemen gelsin. Kolajen bir proteindir aslında, evet, öyle mi? Evet, kocaman bir protein. Çok sayıda amino asitten oluşuyor. İçinde onlarca amino asit var ama %70'ine yakınını 3 değerli amino asit oluşturuyor. Prolin, hidroksiprolin, glisin. Bu 3 amino asit dışında arginin var, glutamik asit var ama 5 diyelim hadi. 5 amino asiti sağlam çekerseniz vücuda, vücudunuz ondan kendi binasını kendi yapıyor. Kendi kolajenini kendi üretiyor. Üretiyor. Yani %60'ı su aslında, %20'si protein, %15'i de yağlardan oluşuyor. Geri kalanları da mineraller. Bu şey var, çok önemli Şahla. Bak, evet, bu çok güzel. Güzel. Ben bunu bayağı bir inceledim. Evet, nerede varmış, nerede özelliği, varmış diye. Özelliği olan. Şimdi vücudumuzun %40'ı su. Geriye kalan %40 suyun üzerinde protein yapımız var, %20 civarında. Evet. %15 civarında yağımız var, ortalama kadında da erkekte de. %5 civarında da mineral vesaire, kalsiyum, magnezyum ve diğerleri var. Dolayısıyla bu protein yapısını oluşturan %20'lik bölümünde %30'u kolajen. Yani 70 kiloluk bir Osman Hoca'nın vücudunda ortalama 7 kilo kolajen var en az. Yani bizim kolajen rezervimiz aslında çok fazla ama ne yazık ki 30-35 yaştan sonra her yıl bunun %1 ile 2'sini kaybediyoruz. Yerine koymazsak ne olur konuşacağız. Konuşacağız. Peki kolajenin rolleri neler? Şöyle bir bakalım, ne işe yarıyor acaba? Hücreleri hücre dışı ortamdan koruyor. Evet, yani mesela kolajen, biz bu odada oturuyoruz, hücreyiz. Bizim bu odanın duvarları kolajen. Buraya işine gelen herkesin girmesini engellemede çok önemli. Vücuttaki diğer dokuları bağlayan matrisin en önemli bileşenidir. Evet, bu binanın katları gibi düşünün. Katları birbirine bağlayan, odaları birbirine bağlayan çimento kolajendir. Vücudumuzun yapısal çerçevesi kolajen sayesinde oluşur. Evet, binanın dış duvarları da. Şimdi senin şeklini kolajene borçlusun. Kolajen üretimin azaldığı zaman ne oluyor? Dokunun sıkışıklığı kayboluyor, sıkılığı kayboluyor, elastisiyeti kayboluyor. Aşağıya doğru kaymaya başlıyorsunuz. Bina çökmeye başlıyor aslında. Kolajenin yapısı nasıldır peki? Şöyle bir bakalım mı? Muazzam. Bir somya gibi düşünün. Eskiden biz çocukken böyle somya denen şeyler vardı. Şöyle yayılanırsınız. Evet. Muazzam. Bir milimetre kolajen 10 ila 40 kiloya dayanır. 40 kiloyu zıplatmazsan üstünde taşır. Elastik vaziyette. Somya gibi. Ama zıplatırsan somyanın üstünde insanı 10 kiloyu da havada kalata taşır. 1 milimetre kolajen. Bu kadar, elastik, bu kadar dirençli, bu kadar güçlü bir yapı çok az. Peki bir diğer görselimizle devam edelim. Kolajenin rolleriyle alakalı tabii ki. Hücreyi anlatıyor, kolajeni anlatıyor. Bozulmuş, dengesiz, yani yaşlanmış kolajeni de o yıkılmaya yüz tutmuş binanın aslında görselleri. Öyle bravo. Deprem mahzuru maalesef veya depreme hazır olmayan bir bina gibi. Yaşlılık depreminden korunmak için de bizim kolajen rezervlerimize sıkı sıkı sahip olmamız lazım. Evet. Peki bir diğer görselimiz geldi. Vücutta kolajen ne işe yarıyor? Bu bir mükemmel tek bir bakalım kolaj. Dilerseniz mükemmel hocam. Bir kolaj, mükemmel bir şema. Kolajen sadece bizim cildimizin değil ki kolajenimizin %70'i cildimizde, bu net. Evet. Ama cildimiz dışında eklemlerimiz, kemiklerimiz, tırnaklarımız, saçlarımız ve binamızın iç yapısını oluşturan damarlarımızın, duvarları dair organlarımızın yerinde durması hepsi kolajenin sayesinde oluyor. Evet. Peki kolajen damarlar için neden zorunlu? Damarın elastikiyeti için zorunlu. Yani siz eğer C vitamini yeterli almazsanız damar duvarı kolajen üretemiyor. Onun için eğer C vitamini alıp almadığınızı öğrenmek istiyorsanız dişinizi fırçalarken kanayıp kanamadığına bakın. Kanıyorsa damar duvarları çatlıyor, dışına elastikiyet kalmıyor, sağlamlık kalmıyor, kan kaçıyor. Dolayısıyla kolajen, bırakın damar tıkamayı, tam tersine damar yaşlanmasını önleyen en önemli desteklerden birisi gibi kabul edilmeli. Peki kıkırdak yıpranması neyle önlenir? Ki bu herhalde genellikle kadınlarda da menopoz sonrasında karşımıza mı çıkar? Hepimizde çıkıyor. Özellikle bu koşan arkadaşlara rica ediyorum koşmasınlar. Çünkü zıp 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 bazıkça kıkırdak hasarı uğruyor. Kıkırdaklar hasarı uğruyor. Evet. Kaslar güçlüyse de uğruyor mu peki oraya taşıyan tabii ki, kaslarda? Çünkü kas ne kadar azalırsa Çağla. Evet. Binanın elastik direngin noktaları azalınca direkt kemiğin kıkırdağına biniyor. Oraya kemiş. Baskı yapıyor. Dolayısıyla kas sağlamsa kemiğin kıkırdağına pek fazla yük binmez. Şimdi kıkırdak dediğimiz yapının da içinde glikozaminoglikanlarla beraber kolajen var. Dolayısıyla kıkırdak sağlığı da glikozamin kullanmak kadar kolajen desteği alıp almamakla birebir bağlantılı. Yani kıkırdaklarımıza sahip olmazsak
Yürüyemiyoruz. Yürüyemiyoruz. Kişisel ihtiyaçlarımızı, yaşlılarımızı evet. onun için gideremiyor. Hep koluna birileri giriyor. Evet. Allah korusun tekerlekli sandalye veya yürüteçler kullanmak zorunda kalıyorlar. Peki birkaç tane yan etkiyle alakalı sorulan sorulardan araya sıkıştıracağım. Tabii. Kolajen kanser yapar mı? Yapmaz. Niye yapsın? Yani et kanseri yapar mı? Fazlası yapar. Kolajen kanseri yapar mı? Yapmaz. Nedeni şu. Sizin destek olarak aldığınız şey kolajen değil. Sizin destek olarak aldığınız şey makasla bölünmüş, kırpılmış kolajen parçacıkları. Bunlara peptit diyoruz. Hmm. Normalde de siz kolajen aldığınız zaman sağlam bir mideniz varsa evet. önce midenizde pepsinle o kolajen asitle parçalanıyor. Hı-hı. Bağırsağa geçtiği anda da tripsinojenle parçalanıyor pankreastan gelen. Dolayısıyla kolajen çift makasla gıdadaki doğal kolajen parçalanarak emiliyor. Hı hı. Ama eğer bu parçalanma olmazsa kolajen bağırsağınızın duvarına yapışıyor, kayganlığını arttırıyor, prebiyotik görev görüyor, o da işe yarıyor. Ama vücudunuza kolajen girmiyor. Hı. Ne yaptı gıda ingredienti üreticileri? Kolajeni tıpkı tripsinojenle pepsinle nasıl makasla doğrayıp kıyma haline getiriyorsunuz, onu hidrolize ederek enzimlerle parçalayıp hazır kıyma halinde kolajen yutuyorsunuz içtiğiniz kolajen tüplerinde. Hmm. Dolayısıyla o kolajen kanınıza kolay giriyor. Niye? Biraz önce anlattım. Büyük parçalar kapıdan kamyon sığmıyor. Ama kamyon yerine tekerini ayrı, direksiyonunu ayrı sokarsanız o zaman girebiliyor. O içeride yeniden kamyon haline imal edebiliyorsunuz onu. Anladım. Vücut o parçaları alıyor. Kendi sinyalizasyon sistemiyle yeniden kolajenini, kendi kolajenini üretimde kullanıyor. Hmm. Ham madde olarak. Çok güzel. Peki bağırsaklara zarar verir mi kolajen? Tam tersine. Tam tersi. Bağırsaklarınıza eğer probiyotik güce, prebiyotik destek arıyorsanız, disbiyozise çözüm arıyorsanız, bağışıklığınızı da güçlendirmek istiyorsanız kolajenine faydalanabilirsiniz. Yine şöyle bir soru geliyor. Kolesterolü yükseltir mi? Şekeri düşürür mü? Eğer siz kolajen almak için et suyu, kemik suyu gibi kolesterolden zengin gıdaları tüketirseniz evet. Ama tek başına kolajenin kolesterolü yükseltmek gibi bir lüksü söz konusu değil. Şekeri düşürür mü? Şekeri dengeler diyelim. Düşürür mü? Şöyle düşürüyor. Kolajenin içerisinde özellikle bu peptit kolajenin içerisinde 3 değerli amino asit var. Biraz önce söyledim. Glisin, prolin, hidroksiprolin. Bunlardan glisin şeker ayarlanmasında önemli bir amino asit. Ne kadar çok glisin alırsanız şeker dengeniz, insülin dengeniz o kadar dengeli oluyor. Hatta kilonuzu bile daha iyi koruyorsunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.